Merhaba arkadaşlar. Meraklı minik hoş geldin. Kış dergimiz geldi. Bu şekilde açtık biz. İçeriğinden bir sürü şeyler çıktı. Küçük de bir kitapçık çıktı. Esma şimdi onu inceliyor. Hacı Yatmaz Kardan adam maketi var. Şu şekilde. Parçalarını hızlıca göstereyim. Şu kadar kocaman bir poster geldi. Serçelerin olduğu. Arkasında da kardelenler var. Çok güzel. Şu şekilde etiketler var. Bir kızımız, bir de oğlumuz var. Kar oynamaya çıkıyoruz oyunu bu da. Burada elbiseleri var. Onları birazdan sökeceğiz. Burada karda, süslü kardan adamlar var. Arkadaşlar bakın. Ben size ne yapayım? Ben kamurunu yoruyorlar. Böyle süt dolduruyorlar. Sonra böyle kaşınını iyice yapıyorlar. Yoruyorlar. Böyle kısa kısa kıyalar. Görüyor musunuz? Kargansız siz de böyle kardan adamın burnuna avuç koyun. Evet, kardan adam yapacağız. Daha bak burada yapmışlar. Evet. Şimdi biz bunları inceleyeceğiz. Hala bu kitabı almayanlar varsa hemen alsın. Çok eğlenceli içerikleri var. Şimdi burada kalmıştık. Bu neydi? Kardan adam tamamlama kartları. Bunları da bu şekilde küçük küçük yırtıp tamamlama kartları var içinde. Bir de kitabın içinde şunları yapıştıracağımız kart haneleri var. Farklı farklı. Şimdi bunlara bakacağız. Baba bak, bu dizi kaç tane boyalı var. Şimdi Esma ile şu çıkartmaları sökmeye başlayalım. Hacı Yatmaz Kardan adam maketini yapmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi Esma ile beraber bunları yerinden çıkartacağız. Yavaş yavaş, dikkatli bir şekilde. Tamam mı tatlım? Ben ne çıkarttım bilmiyorum ama. Şöyle bir şey çıkarttın. Olsun, bunlara en son bakarız. Çok kolaymış ben. Kızlara göre tam. Evet, herkes yapabilir. Tabii ya, ben de yapıyorum. Sadece ben çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yırtılmadan çıkartırsak daha güzel olur tabii. Tabii ya. Evet, bu şekilde çıkarttım ben. Babam çok kolay çıkarsın diye ona bir yardımcı oluyorum, şöyle çok kolay çıkarsın diye. Sağ ol kızım. Sen çok güzel kolay çıkar diye. İşte süpürgesi de çıktı. Şurada da bir şeyler var. Baba. Baba. Efendim. Yerler çok kalın. Hadi süpür. Bak. Evet. O kardını şurayı süpür. Kızım temizliğe başladı. Şimdi çok güzelmiş. Çıkarmıyorum. Tam ıslak elimle. Oyunu süreyim. Bu da böyle çıktı. Buraya tutman lazım. Baba, bunlar dişi mi ne? Her şey olabilir. Sen şu parçaları şuraya biriktir. En son hepsine bakacağız. Tamam. Sonuçta onun resmi olduğu için biz parçaları bir yere biriktiriyoruz. En son karar veriyoruz nasıl olacağını bakıyoruz. Baba, ilk sen kolay yap diye böyle yapıyorum.
Bugün iyi şokalar çıkarsan. Baba al kolay. Al sana benim kolay çıkar. Baba al sana kolay çıkarttıklarımdan. Aa, teşekkür ederim. Ben onu hemen alacağım. Şu elimdekini tamamlayayım. Onu ben hemen alayım. Aferin sana. Sen şunu inceleyebilirsin ben onu çıkartana kadar. Yok yok. Şu. Yok. Bak hiç yırtmadan çıkartabildik. Değil mi? Hı. Çok sabırlı bir şekilde sökersek hiç yırtmayabiliyoruz. Bak görüyor musun? Bak çok sabırlı bir şekilde bayağı bir incelik iş istiyor. Şu kenarları da. Bakalım ne olacak. Şimdi şu Esma bunu sökmüş. Şuraları kalmış. Onu da ben çıkartayım bakayım. Ortasından. İşte ben sana yardım ettim çıkar. Ya sağ ol, sen olmasan ben ne yaparım? Ben başka işte bir maketleri var, onları çıkartayım. Dur bakalım dur. Önce kardanadan maketini yapacağız. Şu başka kaldı mı? Maket. Bir maket. Şu kalmış. Şunları da sen çıkartır mısın? Şunları. Şu çöpleri şuraya kaldıralım. Bunlar tam benlik. Çok güzel. Evet. Şunları şuraya kaldıralım. Al baba. Öncelikle şu parçayı ele alalım. Şu katlama yerlerinden içeriye doğru katlıyoruz. Hepsini tek tek. Şu şekilde. Sonra şurada beyaz kısımları var. Bunları da içe gelecek şekilde katlayalım. Şekilde. Hepsinin hizası zaten belli. Sonra şu şekilde yavaşça şu beyaz kısım var ya, şu şekilde buraya gelecek şekilde ben bant kullanacağım. Şöyle tutuyoruz. Hazırlamış olduğum küçük küçük bantlardan bu şekilde yapıştırıyorum. Bir tane buraya. Bir tane de şöyle yukarıya alayım. Şu şekilde. Birincisi oldu bile. Şimdi yine şuraya gelelim. Şimdi şuraya bir bant. Tekrar şuraya bir bant, şuraya bir bant. Kendime küçük küçük bantlar ayarlamıştım. Hatta büyük bile geldi. Şuraya da yapalım. Şuraya da bir tane. Anneanne bir tane de şuraya. Arkadaşlar biliyor musun, ben bir gün anneannenine çıktım. Esma beni yalnız bıraktı. Anneannesinin yanına gidip geldi. Ben de o arada bunu hazırladım. Bak. Babam kafasını süpürüyorum. Seni oradan görmüyorlar ki. Kameranın önüne gelmen lazım. Arkadaşlar babamın elini... Evet, Esma kardan adamın süpürgesiyle oynamaya başladı. Ben bitirene kadar oynasın bakalım. Arkadaşlar. Evet, şu şekilde çok güzel bakın, oldu. Bakın kız burada, kızım. Kız kardan adam işte. Ben bunu hazırlarken Esma da onları ayıkladı. Şimdi bu böyle. Şimdi diğerine geçelim. Tamam. Şurasını da bantlayayım. Yes.
Şimdi Hacı Yatmaz Kardan Adam'ın kafasını yapacağız. Aynı mantıkla bunu yaptığımız gibi katlı yerlerinden içeri doğru katlıyoruz. Bütün işaretli kat yerlerinden şu şekilde içe doğru. Zaten gözleri dışarı gelecek. Ve bütün beyaz yerleri, şu kısımları içeri doğru katlıyoruz şu şekilde. Ve şunları da. Bu şekilde hazırlayın. Sonra herhangi bir yerden bantlamaya başlayın. Mesela şu beyaz yer şuraya gelecek şekilde katlayın. İçeriye gelecek. Şu şekilde içeriye gelecek şekilde. Katladım ben şuradan katlıyorum. Şimdi şuraya bir tane bant yapıştıracağım. Biraz şöyle gerdirerek yapın. Diğerinden daha küçük olduğu için. Evet, birincisi tamam. Bir de şuraya bir bant. Şuraya. Hadi evi süpürelim. Hadi. Evet, işte bu kadar. Sonra tekrar dikiş yapıyor gibi tekrar sırayla şuradan ne yapalım, şuraya yapalım. Kat yerleri düz olsun diye biraz dikkat edin. Şimdi şuraya bir bant. Şimdi yine aynı şekilde şuraya bir bant atalım. Dişim ısırıyor. Dişimin bir tanesi kırıldı. Gözünün geleceği yerler biraz daha ön planda olacağı için oraları biraz daha düz düz yapmaya çalışalım. Gelin hadi. Sabah olunca hemen erkenden dişim gelir. Evet, şu şekilde. Şuradan bir bant daha. Gel arayalım. İşte bu şekilde. Bir yolda karşılaşırız işte. Evet Mina, sensin Mınız. Tabii tabii. Ben değil mi senin? Şuralarına da bant yapıştıralım. Nerede? Sağlam olsun diye. Arkamda senin. Nasıl buldun? Bol bol bantları yapıştırabilirsiniz. Çocuğunuz uzun süre oynasın istiyorsanız bant gayet sağlam oluyor. Nasıl buldun beni Asar? Tamam, müthiş oldu işte. İşte tamam, kafası da hazır oldu. Şimdi gelelim diğer kısma. Şimdi kardan adamın gövdesiyle başını yaptık. Şimdi şu burnunu da yapalım. Şöyle küçük bir burun çıkıyor. Bunu böyle ikiye katlayalım. Renkli kısımları dışa gelecek şekilde. Sonra zaten yeri burada, hemen şöyle yapıştıralım. Şimdi bir dakika, sağlam oldum bakıyorum. Evet, şuradan ve şuradan bant attık, gayet de sağlam oldu. Ver bana bunu. Şimdi bunu sen alabilirsin. Şimdi sıra şapkasına geldi. Yeşil olan kısmı yine beyazlar böyle içeriye gelecek şekilde katlayalım. Bütün beyazları ve şunları hepsini içeriye doğru katladım.
Şimdi böyle yuvarlak yapıyoruz. Ve şuradan bir bant atacağım şimdi ona. Şuradan. Evet, çok güzel oldu. Ömer, değil mi Esma? Şöyle, evet, şunu içeri atabiliriz artık. Dışarıya kaçtı bu. Heh. Aslında onu içeriden de yapıştırabiliriz. Kaçmasın dışarıya. Hangisi kaçmasın dışarıya? Şu içeriye giren beyaz kısımları var ya. Hı. Bunun bir tanesini, şu uçta olan kısmını yapıştıracağım ben şimdi buradan. Dışarıya doğru çıkmasın diye. İçine bir tane bant atacağım. Bir şey yapacağım. Vereceğim tatlım. Şimdi şöyle yapalım. Bunlar da bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi başı nerede? Evet, buraya gelecek ama öncesinde şu başını, şu yeşil bir şey çıkıyor şu şekilde düz. Gelecek şekilde üstüne yapıştıracağız. Ben yine orayı şimdi bantla yapacağım. Hemen yapalım. Şuraya koyalım. Bir dakika kızım. Şimdi evde çift taraflı bantınız yoksa normal bantı da şu şekilde yapışkan kısımların uçlarından birbirine tutturursanız pratik bir çift taraflı bant yapmış olursunuz. Şimdi göstereyim size. Şu şekilde yaptım ben. Şu şekilde gelecek şekilde üstüne kapatıyoruz. Şöyle bastıralım yere doğru. Parmağımızla içinden de bastırabiliriz. İyice yapışsın diye. Sonra sıra bunda. Buraya da bir çift taraflı bant yapacağım. Şimdi hazırlayacağım. Yavaşça tam ortalı bir şekilde yapıştırıyoruz. Tam yapışmadı. Sağlam olsun diye ben şimdi şuralarından, şurasından ve şurasından yapıştıracağım. Evet. Bir tane de arkadan. Bir tane de şu taraftan yapıştıralım. Yani ben dışında başını yapıştırdım. Ne kadar bant çok yaparsanız daha sağlam olur. Sabırlı bir şekilde yaparsanız uzun süre oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bakın ben şimdi böyle en yapışkan bakın, var. Şu an çok güzel oldu ve dayanıklı oldu. Şimdi kollarını yapalım kardan adamın. Şu şekilde çıkıyor parçaları, böyle ikiye katlayalım. Anne şu an ve damlacık şekilde şu şekilde. Şimdi buraya getirelim. Zaten damla damlaya denk gelecek şekilde. Önce şu tarafını yapıştıralım. Tam hizasına denk getiriyorum ve yapıştırıyorum. Tam hizasına denk getiriyorum ve yapıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, kamerada karamada kız karamada ne oynuyor? Aferin, benim kızım da orada
Kitabı keşfediyor. Şimdi bir tane buraya bant. Ve bir tane de buraya bant. Şöyle açalım. Şimdi yine hizasına denk getirelim. Bir tane buraya yapıştıralım. Bir tane diğer tarafa ve iyice sağlamlaştıralım. Evet. Bu da bitti. Şimdi kardan adamın başını sabitleyelim artık şu şekilde. Fark etmez. Yani kollarının ön tarafına gelecek şekilde zaten kendiniz şu damla işaretleri karşılıklı gelecek yine. Ona da dikkat edin zaten. Şu şekilde ben çift taraflı bantımı ayarlayayım şimdi. Damla damlaya gelecek şekilde hoppala yapıştırıyorum. Daha da sağlam olsun istiyorsanız baba, şu taraftan bir tane. Şimdi bakın ben yapacağım. Bir tane bu taraftan ağız kısmından olsun. Bir tane de enseden yapıştıralım. Evet. Hatta şuradan bir tane daha. Ne kadar sağlam istiyorsanız o kadar fazla yapıştırın. Evet. Şimdi çoğu bitti. Azı kaldı kızım. Şapkasını da yaptık. Gövdesini de yaptık. Şu şekilde. Şimdi geldik en püf noktaya. Şimdi kardan adamın altına koyacağımız parça bu. Şu şekilde bunu hazırlıyoruz. Şu mavi kısımlar böyle üste gelecek şekilde. Sonra burada demiş ki oyun hamurunu bu alana yapıştırınız. Şimdi burada bir ağırlık olması gerekiyor. Oyun hamuru var bizde ama ben onu yapıştırmak istemiyorum. Belki olmayan evler de vardır. Onun yerine düşündüm, taşındım buraya bir ağırlık ne yapabiliriz diye. Ben 1 TL koymayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Sonuçta amaç olarak buraya bir ağırlık gerekiyor. Bakalım bu işe yarayacak mı? Yapıştıralım. Şu şekilde üstüne getiriyorum. Ben bantımı hazırlamıştım. Şu şekilde üstünden buraya yapıştırıyorum bakalım. Neler? Oradan 2 tane 1 TL kazandım. Bakalım neler olacak Esma. Bu şekilde yaptık. Şimdi şuradaki kısımlarını ben makasla düzelteceğim. Evet, hazırladık. Şu şekilde. Şimdi geldik en püf noktaya. Bunu bu şekilde şöyle biraz daha yuvarlak şekilde tam katlamadan bükelim ve kardan adamımızın şu kısımlarına yerleştireceğiz ve bantlayacağız tekrar. Ben bant kullanıyorum. Şimdi buralardan böyle bakalım, bantlayalım. Bizi neler bekliyor? Neler olacak? Ben de çok merak ettim açıkçası. Sona yaklaştık. Şu birincisi olsun. Şu ikincisi. Thank you.
2 3 Şu 4 Şimdi şu üstlerden yapıştırdığım için altı biraz şişti. Altlardan da biraz sağlamlaştıracağım. Esma, sona yaklaştık biliyor musun? Şuralardan biraz sağlamlaştırmam gerekiyor. Şuralardan daha da sağlamlaştırmam gerekiyor. Arkadaşlar. Şunu ikisini aynı anda pıştırırsam daha sağlam olacak gibi. Elinize yalnız yakın. Erteye açın. Evet. Şimdi son olarak şu süpürgesini de taktık mı? Şu an unuttuğumuz yer var mı bakıyorum şöyle. Hayır, tamam. Şu an çok merak ediyorum işe yarayacak mı bu para. Şimdi denemek için Esma'yı çağıralım. Evet, bitirdim. Bak. Bu şekilde. Bu ne biliyor musun? Ne? Bir kardan adam ama Hacı Yatmaz kardan adam. Bak şimdi ne olacak. Dikkatli şekilde izle beni. Bakalım işe yarayacak mı? Bak bu şekilde oynanıyor. Bu şimdi böyle koyuyorsun bunu yere. Bak şimdi. Hiç devrilmiyor, tamam mı? Tabii. Çok da hızlı vurmuyorsun. Bence olmuş. İşe yaradı. Hacı Yatmaz kardan adam. Bence çok güzel Baba oldu. Baba hala süpürüyor. Evet. Süpüren bir kardan adam oldu. Bu şekilde bitirdik. Hadi göster de gel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aferin sana. Arkadaşlar etkinlik videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok şirin oldu bu ya, değil mi Esma? Hacı Yatmaz kardan adamımız. Dans ediyor. Ben şimdi şöyle yapayım. Yeah. Döndü. Bak Esma kendini oyunda buldu. Yuhu, dans eden bir kardan adam. Hey!